Arkadaşlar Rüya burada bir şeyler yapıyor. Rüya abla biz bir çay alalım. Rüyacığım. Ne yapıyorsun böyle? Aynı yere. Ya ne kadar değişik bir ortam kurmuşsun kendine. Sana oyunumu anlatayım bak. Burası. Bir merhaba diyelim mi önce arkadaşlara? Evet video çekiyorum. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biliyor musunuz arkadaşlar? Burası burası da zıpsır. Ay bir dakika, bir önceden yakından görmek istiyorum arkadaşlar. Ben 2 dakika içerideydim. Rüya bütün koltuk minderlerini buraya almış. Bak, şuraya oynuyorum. Bakın üst üste dizmiş ve... Arkadaşım hadi gel zıpla. Peki buradan ne aldın dolabın içinden? Her şeyi çıkartmışsın. Aa, yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok çok değişik geldi bana bu kurduğun oyun. Birazcık bana anlatabilir misin ne olduğunu Rüya? Burası ev. Burada mutfak var. Bunlar da benim ayıcıkları. Burası da merdiven. Merdivenden çıkıp burada zıplayabiliyorsun. Ha, orası zıpsıp ama biraz dikkatli olmak gerekir gibi geldi. Hayır, ben geldi. Zıplamıyorum. Tehlikeli olabilir. Sadece tavşanlar zıplıyor. Ben de orada onları yemeyim. He, tamam. Şu mutfağını biraz inceleyebilir miyim acaba? Ne var ne yok? Şimdi ben sana anlatacağım. Anlat bakalım. Nereden başlayacaksın peki? Pastadan. Şimdi pastanın bıçağı olmadığı için bunu kullanıyorum. He, anladım anneciğim. Ay, ödüm koptu ya. Ne oldu? Burada bir pasta görüyorum. Evet, pasta mutfakta oluyor. Yani herhalde misafirlerine falan mı ikram edeceksin? Dolap, dolap şakacıktan. Burada da neler var? Dondurmalar var. Dondurmalar. Bu ne? Fırın. Bu bir fırın. Buraya da tabaklarını mı dizdin? Orada birkaç tane daha tabak var. Ne kadar güzel renkleri bu var. Bu da ocağım. Pembe, yeşil, açık yeşil, sarı, mor. Neredeyse bütün renklerde tabakları çıkartmışsın. Bir ne güzel. Bir de sıkış yalnız bunlar. Şakacıktan dondurma ama değil mi? Evet. Sıkmıyorum yoksa hiçbir anlamı kalmaz. Evet anca. Bu ne? Bu da ocak. Ocağın. Ha. Bu da oklavam. Oo, onunla ne yapıyorsun? Dondurmaları eziyorum böyle. Ha, değişik. Hiç böyle bir şey daha önce görmemiştim Rüya. Peki bunlar? Bak, burada bir sukuşi daha gördüm. O da limon şakacıktan. Bu da bu ne? Süzgeç. Makas. Bu da sürahi mi? Çaydanlık mı? Çaydanlık. Burada da çaydanlık şeyi var. Ha. Şimdi diğerlerini anlatayım. Anlat bakalım. Çorbanın içine bir şeyler dökme şeyleri. Bu da çorbanın içine çorba olarak bir şeyler. Malzemeler mi? Evet. Ha. Çorbanın içine veya tarhananın içine bir şeyler döküyoruz ya. Şakacıktan ekmek gibi kullanıyorum. Anladım. Şimdi anladım. Peki o tarafta bir şeyler görüyorum. Bebeklerim falan. Onları birazcık anlatır mısın? Bir isimleri var mı evcilik oyununun sırasında? Hayır, mesela evcilik oynarken isim koyar ya çocuklar bebeklerine genelde. Bu, o yüzden sordum. Bir mağazadan aldığımız oyuncak. Pijamadan çıktı bu. Evet, hatırlıyorum. Öbürü? Bunu Ertuş'tan almıştım. Ertuş da Rüya'nın kuzeni biliyorsunuz. Öbür kuzeni. Hep, ay çok güzel, her çok değişik. Zaten videolarda görüyorsunuz. Evet. İlk defa görüyorum. Rüya çok hoşuma gitti. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben de senin oyununa dahil olabilir miyim birazcık? Zıp zıpı göstermek. Ha pardon, evet haklısın. Zıp zıpı da göster. Şimdi, ama korkuyorum yalnız. Sen çıkma olur mu Rüya? Ben zıplamayacağım ki. Tamam anladım da. Sadece onları şey yapacağım. Ha, sen oyuncaklarına şakacıktan böyle bir ortam hazırladın. Ama ben de şakacıktan burada zıplamış gibi yapabilirim. Tamam da korkuyorum ben. Şakacık hayır vardı. Ben de böyle zıplayabilirim. He, o şekilde tamam. Burada zıplayacağım. Tamam. Bunlar da orada zıplayacağım. Tamam. Şakacıktan sen burası. Tamam. Tamam. Ama, ay, ama arkadaşlar sakın böyle bir şey yapmayın. Şimdi ben Rüya'nın yanındayım. O yüzden Rüya'ya şey yapıyorum. Göz kulak oluyorum Rüya'ya. Şuradan görelim hatta. Ya anne bir de ben... Kaç tane minder koymuşsun öyle? Bir, iki, üç, dört. Dört. Tam dört tane. Tam dört tane minderi üst üste koymuş Rüya. Onu zıpsıp ama de. Çıkabilirsin ama ben gerçekten korkuyorum. Bak şurada bir kapak var ve sivri kenarı. İstersen önce kapağı kapat bence Rüyacığım. Biliyor musun? Az daha şuradan şuraya ayaklarımı bırakacaktım. Bam diye düşecektim şu minderin üstüne. Gerçekten. Hem de en yükseğini yaptım. Şunu da koydum. Az daha bırakacağımdı kendim ayaklarımı. Düşecektim. Tam zamanında yetiştim. Hmm, tamam anneciğim anladım. Yani. Tabi tehlikeli şeyler kendi sen yine de yaptın. Yaptım böyle ciğerimi söktü resmen. Gerçekten mi? Ha, tamam. Bak buradaki oyuncaklarını ben senin yanında olsam zıplatırım.
Ya Rüyacığım, ben madem sen evcilik oynuyorsun, senden bir dilim şu pastadan rica etsem mi acaba? Bak böyle. He, onları zıplatıyorsun. İstersen oyunumu izleyebilirsin. Tamam, hadi izleyelim Ben bakalım. oyun oynuyorum. Sen Tamam. sakın beni rahatsız etme oyunumu. Ha, şöyle video çekebilir miyim seni peki? Çek. Tamam. Bakalım arkadaşlar, Onlar Rüya nasıl bir oynuyor? arkadaşım, bakalım Rüya abla bizi değil mi çok? Tek tek geliyorum bu tarafa ya da bu Tamam. tarafa. Biz seni şimdi izliyoruz. Ben de aynı arkadaşlar gibi seni şu anda izliyorum. Tamam mı Rüya? Ben zaten de çekiyorum videoları. Tamam. Sessiz sessiz izliyoruz seni rahatsız etmeden. Çorba. Yumurta yok ama çıkacaktan. Çorba içecek galiba arkadaşlar. Yumurta lazım bana. Çok değişik bir oyun kurmuş, Yuvarlaklar baksanıza. almadım. Yuvarlaklar şurada. Aslında bunlar benim ders yapma şeylerim. Bunlar da şakacıktan yumurta. Yumurta koyacağım. Onlar yumurta mı? Evet. Bakabilir miyim şöyle yakından? Hem de renkliler Rüya. Aslında bu kutunun içindeki bir sürü yumurtalar. Bak, Gerçekten şekilleri mi? farklı ama yine de Ay yumurtalar. çok güzel, çok değişik Rüya. Yumurta kıracağım bir gün. Yumurta için bizi tava lazım tabii ki Evet. de. Ocakta yapacaksın değil mi? Evet. Ya daha fırında da yapabilirim. Tamam Rüya, Ama bana da gösterir misin? Merak ediyorum nasıl yumurta kıracağını gerçekten. çok heyecanlıyım. İlk Bir gün biz seninle şey yapalım. Gerçekten omlet yapalım, tamam mı? Bir gün sabah. omlet. Hafta sonu sabah kahvaltısında. Ya Hatta sen yap, tamam mı? Yumurtaları kırıp ve çırp biliyor musunuz? böyle. Hatta eskiden şöyle yapmıştım. Evet. Hatırlıyorsunuz. Evet anneciğim, çok güzel yapmışsın Keşke anne. daha Hadi yapabilsem. bakalım nasıl kıracaksın? Omleti nasıl yapacaksın? İki tane Oo, fasulye. tava da hazır. Yeşil bir tava. Bir yeşil, sarı yumurta. Bak, yeşil yumurta. Ay düştü. Yumurta düştü. Kırıldı yumurta. Kırmızı. Yeşil yumurta, sarı yumurta. Şimdi Rüya bunları kıracak ve omlet yapacak sanırım arkadaşlar. Dur bir dakika, oturmam lazım burada, rahatsız ediyorum. Şu küçük sandalyemi Ben oturabilirler. karşına mı geçsem acaba? Geç. Daha iyi görürüm seni değil Evet. mi? Şöyle yapayım. Yani Ay bir şey mi bastım ben yok yoksa? ya. Buraya basmadım. Sadece şey düştü. Heh, şimdi Rüya yumurta kıracak. Ben çok heyecanla bekliyorum nasıl kıracağını yumurtayı. Bezi. Mutlaka el bezi kullanmalıyız. El bezi şakacıktan bir şey olsun değil mi? Evet yani. Yoksa elimizi silemeyiz. Ne olacak? Yanlışlıkla şeyim usta yaptım. Bu da el bezimiz. Tamam. Heyecanlı mısın? Dur Nereye görmek istiyorum kıracağım yakından. Oo. Oo. Oo, Rüya'ya bakın, tıpkı bir şimdi sıkıştıktan bunları yumurta gerçek gibi şef gibi. geri koyuyorum. Tamam. Şakacıktan görünme. Yalnız Şimdi kapattım. omletini mi pişiriyorsun? Çıkmayın ne olursunuz çıkmayın Çıkmaz güzel çıkmaz. cicilerim. Cicibicilerim. Harikasın Rüya. Şimdi omlet elimiz. Hadi sil bakalım elini de. E omleti neyle karıştıracaksın? Bey. Burada kaşık var. Kör müsünüz Ay yani? pardon, Bunu yardım. görmemiştim. Hadi karıştır bakalım. Ocağı önüme çekmeliyim. Evet. Ocağı da açtı. Harikasın ya. Yalnız biliyorsun ki omlet yani karıştırılmaz. Ama birazcık karıştırıyoruz değil mi Rüyacığım? Omlet sence karıştırarak mı yapılır? Nasıl yapılır? Ben nasıl yapıyorum omleti? Ben ters yapıyorsun tek. Evet doğru. İstersen şuradan sana tabak da verebilirim yemek için hazırlansın Tamam, diye. çünkü mor tabağı. Mor tabağı mı istiyorsun? Al bakalım. Omletimiz hazır. Hazır mı? Yanına şimdi diğer. Arkadaşım çok güzel değil mi? Herhalde arkadaşlarını, çocuklarını yedirecek arkadaşlar. Ben arkadaşlara söylüyorum, sen devam edebilirsin. Arkadaşım çok güzel değil mi? Bakalım Rüya nasıl, bir baksak mı? Yok yok. Ay omletin yanacak Rüya. Evet, hazır omlet çıksın. Ocağa söylediğim. Şunu yerime koyar mısın? Koyabilirim. Ver bakalım. Onu da şuraya koyduk mu? Çay Tamam. yapmadım be.
Çayınız burada hanımefendi. Buyurun. Yok, kek yapacaktım, unuttum. Arkadaşlar, evet. Rüya'nın oyuncaklarıyla ne kadar değişik de bir oyun kurdu böyle. Allah, ne değişik bir evcilik. Peki bir şey söyleyeceğim. Omleti yaptın, yemeyeceğim mi Rüya tabakta? Ben yemeyeceğim ki, onları yapıyorum. Ha, onları yapıyorsun. Hadi getir, acıkmışlardır belki, yesinler. Ay, pasta yap. Canım. Ne zaman getireceksin, vereceksin? Karınları acıkmıştır. Ver de yesinler bari. Tabak verir misin bana canım? Şu olur mu? Ha, pasta da veriyorsun onlara. Şimdi aldım. Pastayı fırına atacak arkadaşlar. Evet, pastayı şöyle ayı pasta tabakla sığmadı. Heh. Evet, pasta da galiba pişiyor. Hiç böyle pişen pasta görmemiştim. Herhalde keki pişiyor. Biraz beklemeliyiz. Sen de... Yaptım. Bip, sanırım pişti. Bip, bip. Hanımefendi, fırından alın, fırından alın. Ana dondurma gitti. Hadi artık, yemiyor mu bu yemeği çocuklar? Kapatayım şunları. Komşu, yemiyor mu çocuklar yemeği? Hemen. Alın tabak, hani biz geldi. Sanırım karınları fazla hızlıca yediler. İki hızlıca doydular arkadaşlar, evet. Ay Rüyacığım, oyununa bayıldım gerçekten. Seni izlemek de çok keyifliymiş. İstersen sen de oynayabilirsin. Tamam. O zaman birazdan ben de oynayayım. Önce arkadaşlara bir bay bay yapalım. Arkadaşlar bakın, son defa size şu Rüya'nın oyuncak evini göstereyim. Sonra bay bay yapalım. Arkadaşlar hoşçakalın. Rüyacığım, öpücük gönderir misin?